Tek korkum motor testleri biraz sakat. İnşallah bir tarafımızı kesmeden günü bitiririz. Yanımızda yardımcı olun. Bu arada acemilik, bir parmağıma çekiş darbesi indirdim dostlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün arkamızda gördüğünüz odun yanını kesmeye başlayacağız. Bir süredir bekleyen işlerden bir tanesiydi. Fakat motorumuz arızalıydı, tamirden geldi. Artık bugün o işi halledeceğiz. Fakat videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün işimiz çok dostlar. Odunlarımızı kesip merdiven altına istifleyip artık buradaki bu kalabalıklığı ortadan kaldıracağız. Bugün bu işlerden kurtulma günümüz. Evet, iş çok. Hadi başlayalım. Evet dostlar, odunumuz çok kesmek için. Önce bir eşek yapacağız. Dostlar, eşeğimin iskeletini yaptım. Şimdi bunu biraz daha güçlendireceğim, birkaç tahta daha çakarak tabii. Evet Filiz, eşeği bitirdik. Ne düşünüyorsun? Evet. Ben ilk defa yaptım. Bir dakika göstereyim. Gayet güzel oldu bence. Şimdi ben keseceğim, sen dizeceksin. Evet işte. Şöyle. Köyde imece. Şu aralardan kesecek değil mi? Evet öyle. Koyacağız. Dolduracağız oraya. Tabi bayağı dolduracağız yukarıya kadar. Evet, dostlar eşeğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu vallahi. Bunun adı niye eşek ya? Ne alaka eşekle? Bindiriyorsun işte, taşıyor. Güzel oldu. Şimdi tüm oldu ya, var ya şuranın kalkması eşek. Yemin ediyorum. Üstümde o kadar büyük bir yüktü ki. Neyse evet, bugün. Bir de yani Bartu'da kafamızda hani bir şeyleri şekillendirmek için de buna ihtiyaç vardı. Hani şöyle bir alan açılsın, yakında zaten bahçe bölünecek ve düzenlenmesi başlayacak. Evet, düzenlenmesi başlayacak bize. Yani tek korkum motor testleri biraz sakat. İnşallah bir tarafımızı kesmeden günü i̇nşallah, bitiririz. İnşallah, inşallah. Dostlar, testlerimizi bileylememiz gerekiyor. Çünkü ne yazık ki kesmiyor.
ama bunu da yapmamız gerekiyordu. Tam gaz devam. Son derece güzel istifliyor buraya. Mia'mız da yardımcı oluyor bize. Aferin Mia'ya. Seni yerim. Aşkım. Seni Murat Deniz'le çalıştırdık mı? Biraz evet. Daha iş paylaşım olur. Bu arada acemilik bir parmağıma çekiş darbesi indirdim dostlar. Şu fark var mı arada çok? Oh, tırnağım morardı. Bir de parmak da büyümüş. Bir de çok sert dokunuyor. Ezildi dokununca. Direkt parmak ya. Evet, baksana daha geniş duruyor, büyük duruyor. Ya çok böyle şiş gibi şu anda. Böyle evet. Bir bak şurası morarmaya bak, tırnak düşecek herhalde. Ay inşallah. Çünkü düşmez. Çok acıyor. Hani şurası hissetmiyordu zaten şu kesik parmağım daha önceden, hatırlayanlar. Ah şöyle baksana ucuna. Koca baş gibi. Fark var değil mi ama? Zonkluyor mu hala? Zonkluyor ya, zonklamaz mı? Tak diye vurdum çekişle. Ah eşeği yaparken. Neyse sağlık olsun. Şöyle güzel dizdik ama bir gösterir misin? Şimdi bir bu kadar daha kaldı. Şuradaki kısmı da yaptık evet. Mı? Onu da artık bugün yarın. Yani şöyle dizdik. Güzel istifledin ama. Evet evet. Şey değil. Yani hiç boşluğu yok. Siz şimdi büyük ihtimal buranın son düzenlenmiş halini artık Filiz ile Deniz vlogta göreceksiniz. Ay psikolojim iyi değil galiba. Şey geldi hani var ya. Ne? Siz bu satırları okurken biz muhtemelen bunları yerleştirmiş ve bayılmış oluruz. Şimdi biraz hava kapanıyor diye biz önceden kapanış yapıyoruz. Yoksa iş bitmedi yani. İş daha bitmedi. Devam edecek. Biz de paydos etmedik. Karanlık olduğunda belki bu kapanış çekim videosunu çekmek olmuyor. Zor olur diye. Dedik ki şimdi bunu yapalım. Sonrasında da kaldığımız yerden devam edelim. Hem de bu bahaneyle küçük bir oturma molası vermiş oldu. Dinlenme oldu. Biz çalışmaya devam edelim. Oturdukça bana ağırlık çökmeye devam evet. Ediyor. Oturdukça bir yorulduk. Kalkmak istemiyorum. Şimdi çünkü burayı bitirmemiz lazım ki kümesimizi yerine koyup kümes videosunu tamamlayalım. Aslında hem biraz havalar kötü gittiği için hem de daha kümesi koyacağımız yer açık olmadığı için kümesin 3. videosunu bitirmemiştik. Bir de dürüst olmak gerekirse biraz malzeme eksiğimiz var. Malzeme eksiği de var, onları da alacağız. Onları da aldıktan hepsi sonra. Hepsi birleşince biraz böyle oldu. Bir yandan da şimdi aldığımızda yani kümes için finish yaptığımızda biz tavukları da koymak istiyorduk. Tabii. Ama yani hani kar başladı, hani tavuk almak için çok ideal bir zaman mı, yoksa hastalanıp ölürlerse çok üzülürüz çünkü. Ya hem çok üzülürüz, bir de şimdi sonuçta biz niye tavuk kümesi yapıyoruz? İki sebepten. Bir, yumurtalar artık çok pahalı. Kendi yumurtamızı üretmek. İkincisi de doğal, hani organik bir şeyler yemek. Çünkü ne verdiğimizi bileceğiz sonuçta. Ona göre daha sağlıklı bir şey olacak diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi aldığımız tavuk yumurtlamayacak çünkü havalar çok soğuk. Bizim kümesin içine hep 21 derecede tutma gibi bir olanağımız yok şu anda. Öyle ısıtıcılı mısıtıcılı bir kümes değil. Yani böyle 8-10 tavukluk böyle basit bir köy evinin kümesi. Evet, yuva hazır, biz kiracısını bekliyoruz. Evet, yuva hazır, kiracısını bekliyoruz. Ama çok soğuk, bakalım. Biz şimdi çalışmaya devam edelim. Tabii biz çalışmaya devam ederken siz kanalımıza siz abone bizim olup... Siz yerimize bir yorgunluk kahvesi için ben. Evet, bir yorgunluk kahvesi için. Vallahi. Güzel şöyle. İçtiniz mi ya da? İçiyor musunuz şu an? Bir yorgunluk kahvesi için. Bu sırada yorgunluk kahvesi içerken şöyle kanalımıza da abone olup bildirim zilini de açın. Böyle çok keyifli olur, çok evet. Güzel olur. Kahve içerken çok güzel oluyor, değil evet. Mi? Evet, bir de yorum yazarsanız ah tadından yenmez. Şimdi kahvenin vazgeçilmezi bir YouTube kanalı beğenip abone olmaktır. Bu arada bu akşam yani siz bu videoyu izlerken biz akşam canlı yayına hazırlanıyor olacağız. Yarın canlı yayın.
Evet. Evet, tamam. Evet, günler karıştı. Hep benim mi karışacak Denizcan Bey? Tamam, evet. Pazar günü Instagram'da canlı yayınımız olacak. İlk kez Instagram'dan canlı yayın yapacağız. Artık ilk elin günah olmaz diye. Bakalım becerebilecek miyiz? Instagram'da hiç yapmadık çünkü. Siz de bize bu ilk tecrübemize destek olursanız, bizi yalnız bırakmazsanız çok memnun oluruz. 7 gibi açılış yapacağız Instagram üstünden. Artık nereye kadar giderse. Evet. Bu arada bir de şöyle bir şey düşündük. İlk bu birkaç canlı yayın yapalım. Ondan sonra canlı yayın sırasında isteyen bir abonemizi de 10 dakika yayınımıza misafir edeceğiz. Onunla birlikte canlı yayın yapmak istiyoruz. Evet. Böyle bir düşüncemiz var Instagram yani üstünden. Yani orada siz canlı yayın isteği gönderdiğinizde biz bir kişiyi kabul edeceğiz ve canlı yayını almış olacağız. Orada direkt böyle görüntülü sohbet edebileceğiz. Çok keyifli olacak. Her hafta yani bir kişi. Instagram'ın da nimetlerinden faydalanalım madem burada bundan sonra canlı yayınlarımız. Çok keyifli olacak bence. Siz de bizi yalnız bırakmazsanız. Seviniriz. Diğer videolarda görüşene kadar dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Çünkü elektrikli motorumuz arızalıydı ama. Çok güzeldi her şey. Motor elektrikli değil, benzinli. Şaka gibi. Niye kesmedin ki? Ne işime yaradı şu an kesme ama. Hadi bir daha. Zaten baltayla olmuyormuş, onu anladım. Baltayla da oluyor da. Ya çok zor sıçrıyor işte. Tipe bak. İşte uzaylı Zekiye. Uzaylı Zekiye. Ne Talaş. O zaman diğer videolarımızda görüşene kadar. Ne oldu? Bir daha söyle kamera geçerken. 3. Ya valla o kadar yoruldum ki duymuyorum bile şu an. Onu demin söyledim ama söyledik ya. Neyi? Bizi takip edin. Kanalımıza abone olun. Ben de yorum da yaparsanız süper olur dedim. Tabii o kadar yoruldum ki şu an onu duymuyorum dedim. Ne alaka? Sen de yorumlusun. Sen bir daha dedin ya şimdi. Ay şu an ne söylerken kamyon. Diğer videolarımızda görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın hadi. Sen de yorulmuşsun hiç. Atlar karıştı. Kavga ediyoruz. Ne için belli değil. Dur şurada geçsin bari. Traktörümüz bol köyde. Evet. 3, 2, 1. 5.